Tabii bizim belediye başkanımız yurt dışında olduğu için bizim Kırkpınarları ve Yağlı Güreş Camiası'nın yakından tanıdığı Kırkpınarları her sene ziyaret eden Kemer Belediye Başkanımız Mustafa Gül. Hem benim federasyon başkanlığı döneminde de yönetim kurulu üyemdi. Mustafa Gül'e bir vasıtasıyla Bülent Ersoy'un oradaki konserinde, o esnada konserinde Mustafa Gül sahneye çıkıyor. Recep Gürkan başkanımızın davetini ve özel bir plaket şeklinde bir davetini ve mesajını Bülent Ersoy hanımefendiye iletiyor. Tabii burada önemli olan Kırkpınar'ın gündeme gelmesi. Bülent Ersoy da Türkiye'de diva diye tanınan dev, büyük bir sanatçı. Türk müziğinin divası Bülent Ersoy'a tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşli Ağalığı teklif edildi. Ersoy Ağalık teklifini değerlendiren eski Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu, ağalık yaparsa muhteşem olur, yakışır dedi. Dev bir sanatçıdır. Eşsiz bir sesi vardır. Dolayısıyla ben hoşuma gitti aslında. Yani reklamın bu şekilde olması, düzeylidir bu reklam. Bülent Ersoy ülkede zirvede olan ve diva namını hakkıyla taşıyan bir sanatçıdır. İyi. Efendim ve Mustafa Gül'ün de bu şekilde konuya sahip çıkması, kendi belediyesini tertiplediği bir etkinlikte sahnede Bülent Ersoy'a Edirne Belediye Başkanı'nın bu mesajını iletmesi ve zannediyorum Bülent Ersoy'u Edirne'ye davet ediyorlar. Ama Mustafa Gül bu konuya çok yakın bir isimdir. O kendiliğinden, yani spontane olarak bir de Kırkpınar'da ağalık yaparsanız seviniriz demiş. Bülent Ersoy'un o cevabını okuyamadım. Yok, siz duydunuz mu bilmiyorum. Ama Bülent Ersoy'u eğer Edirne'ye getirmek mümkün olursa iyi olur. Hele bir de ağalık yaparsa çok daha güzel olur aslında. Yakışmaz mı? Yakışır canım. Ne olacak? Bülent Ersoy şimdi öyle bir kıyafet yaptırır ki. Kırkpınar'ın altın kemerli ağası, Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı iş adamı Alper Yazoğlu, daha önce şarkıcı Fatih Üre'ye de ağalık teklifinde bulunulduğunu belirterek önemli olan Kırkpınar'ın gündeme gelmesi dedi. Kırkpınar'ın anılması, Bülent Ersoy'un adıyla orada bile konuşulması, gündeme gelmesi bizim adımıza elbette sevindiricidir yani. Güzeldir. Şimdi bunun başka türlü düşünmenin gereği yok. Hani hatırlarsınız bir tarih Fatih Üre'nin adıyla da gelinmişti. Buna tabii çeşitli tepkiler oldu efendim. Olurdu, olmazdı, işte olay şeyinden saptırıldı, hakarete varan yorumlar yapıldı. Gerek yok. Bunlar Türkiye'nin tanıdığı sanatçılar. Bunların bir takım özel tercihleri kimseyi ilgilendirmiyor. Bizi sanatı ilgilendiriyor. Bülent Ersoy dev bir sanatçıdır. Ben de onun yorumuna, sesine ta ilk çıktığı yıllardan beri meftunum. Çok... Sanatçı Bülent Ersoy'un Kırkpınar'a renk katacağını belirten Yazoğlu, gelirse en iyi şekilde ağırlarız. Bir dağlık yaparsa muhteşem olur dedi. Türkiye'nin önünde gelen ismidir. Ben o konuda mutlu oldum açıkçası. Hele bir de ağalık yaparsa çok daha güzel olur aslında. Yakışmaz mı? Yakışır canım. Ne olacak? Bülent Ersoy şimdi öyle bir kıyafet yaptırır ki.